değerli izleyicilerimiz, Ankara'daki programımıza hız kesmeden devam ediyoruz efendim. Son zamanlarda hepimiz kişisel gelişimimize çok daha fazla özen göstermeye başladık ki bence başlamamız da gerekiyor. Şimdi sizinle Ankara'da bu alanda uzman bir isimle tanıştıracağım ki sizler de tanıştığınızda çok mutlu olacağınıza inanıyorum. Kendisi hayalleri gerçeğe dönüştüren adam olarak biliniyor ya da öyle bilmeniz gerekiyor. Doktor Halil Ata Bıçakçı ile beraberiz. Halil Bey nasılsınız öncelikle, ya da Ata Bey? Harikayım efendim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizler de iyi, sizlerle tanıştık çok daha iyi olduk. Öncelikle sizler burada akademinizde neler yapıyorsunuz, ne gibi eğitimler veriyorsunuz? Bunları sizlerden dinleyelim, daha sonra biraz daha detaylarına ineceğiz beraber. Burada işte koçluk, NLP, hipnoz, kuantum üzerine eğitimler veriyoruz, sertifikalı eğitimler veriyoruz. Veya işte insana terapiye geliyor, terapi yapıyoruz. Seminerler yapıyoruz, motivasyon seminerleri. Öğretmenlere, şirketlere, işçilere, artık her kim varsa. Yani normal iş alanımız, eğitim veriyoruz. Koçluk, NLP, hipnoz üzerine. Terapiler yapıyoruz. İlişki koçluğu, işte öğrenci koçluğu, kobi koçluğu, bireysel terapiler yapıyoruz ve seminerler veriyoruz. Sizler her insanın hayatında olması gereken bir insansınız. Ama açılışta belirttiğim bir şey vardı ki siz öyle anılıyorsunuz. Hayalleri gerçeğe dönüştüren adam. Kimdir bu? Ya da neden bu ünvan? Ya da sizler burada neler yapıyorsunuz ki hayalleri gerçeğe dönüştürüyorsunuzu? Seyircilerim adına ben sizlere sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Aslında hayalleri gerçeğe dönüştüren adam çok iddialı bir cümle. Yani bu insan bir şey bunu diyebilmesi için ya gerçekten çok donanımlı, altyapısı çok yüksek olması lazım ya da kafasının kırık olması lazım. Yani bir insanın hayali var, sen diyorsun gel ben onu gerçekleştireyim. Diyor ki işte hayalim Amerika Başkanı olmak. Gel diyorsun, onu gerçekleştireyim. Ya kafan kırık olacak ya da altyapısı çok zor olacak. Ama bunun çıkış noktaları çok sağlam çıkış noktaları. Yani birincisi şöyle diyoruz. Yani yaratıcı, işte evrenin yaratıcısı vermek istemeseydi bir şeyi, istemeyi vermezdi. Yaratıcı bize neyi verecekse önce isteme duygusunu veriyor, sonra onu veriyor. Yani mesela su verecek bize. Önce su istiyor canımız, sonra suyu veriyor. İşte yemek yemek istiyoruz. Önce bir açlık duygusu veriyor, sonra yemeği veriyor. Veya işte siz Anteplisiniz değil mi? İşte tatlı canımız çekiyor. Önce o duygu geliyor, bir tatlı yemeliyim, sonra tatlıyı veriyor. Ve bilim adamları şunu ispat etmişler. Her şey iki defa yaratılıyor. Önce zihinsel, sonra fiziksel. Yani önce zihinsel olarak diyorsun ki ben işte çorap giyeyim diyorsun. Zihinsel, sonra çorabı giyiyorsun. Sonra fiziksel olarak yaratılıyor. Sen önce diyorsun bir ev alayım diye düşünüyorsun, tasarlıyorsun ev almayı, sonra ev alıyorsun. İşte NLP uzmanları bu konuda şöyle diyor. NLP varsayımı birisinde diyor ki bir insan bir şey istiyorsa potansiyeli var, yoksa isteyemez. Yani istediğimiz her şey bizim yapabileceğimiz şeyler zaten. Dolayısıyla bana birisi gelip de ya ben şöyle bir şey istiyorum dediği zaman hemen ben diyorum ki hemen ışık yönü, demek ki potansiyeli var, isteyemez. İsteyebildiğine göre onu yapacak, istediğine göre yapacak güçte. Yani mesela bir erkek anne olmayı istemez. Neden? Çünkü potansiyeli yok. Hiç aklına bile gelmez anne olmak. Çünkü potansiyeli olmayan bir şey onun aklına bile getirilmiyor. Akla geldiğine göre, fikri düştüğüne göre işte o zaman diyoruz ki biz de akla geldiğine göre demek ki potansiyel var, benim görevim yani onun koçu olarak, onun terapisti olarak benim görevim potansiyelini ortaya çıkartmak oluyor artık. Ben direkt müjdeyi veriyorum, yani bir insan bir şey istiyorsa kesinlikle onun olacak o konu. Yani tüm seyircilerime müjde veriyorum, aklına ne geliyorsa bil ki onlar senin olacak, yoksa aklına gelmez. Onun için hayatta hep şu denir: aklıma gelen başıma geldi, korktuğum başıma geldi. Ve bir sözümüz var ya işte, ne ekersen onu biçersin. Oradaki ekme bizim düşüncemiz. Önceden bir şey düşünüyoruz, sonra o biçilmiş oluyor. Ektiğimiz şeyi biçmiş oluyoruz. Şu ana kadar yaşadığımız hayatın tamamı bundan önce düşündüklerimizin sonucu, bundan sonra yaşayacağımız hayatla büyük düşüncelerimizin sonucu olarak olacak. Mevlana Hazretleri diyor ki sen düşünceden ibaretsin, gerisi et ve kemiktir diyor. Ve hatta devam ediyor sonra, diyor ki düşüncelerine dikkat et, kelimelere dönüşür. Kelimelere dikkat et, kaidelere dönüşür. Kaidelere dikkat et, kaderine dönüşür diyor. Yani bizim düşüncelerimiz bizim kaderimiz oluyor. Dolayısıyla nasıl bir hayat istiyorsun? Onları düşün. Ve düşündüğümüz her şey gerçek oluyor. Gerçek olmayacak bir şey düşünme şansımız yok.
Aslında burada düşündüğümüz şeyi hayatımıza çekiyoruz ve aslında hayatımızın merkezinde bunu çeviriyoruz diyebiliriz. Bunu olumlu ya da olumsuz olarak yönlendirmek de bize düşüyor sizin söylediğinize göre hocam. Burada da müjde diyorum sizin dediğiniz gibi. Hocam sizin hayallerinizi gerçekten gerçeğe çevirebilmek açısından potansiyelinizi ortaya çıkarıyor ve bu konuda size fazlasıyla yardımcı oluyor Atabeyler. Peki ilişki koçluğu. Son dönemlerde bunu sık sık duymaya başladık. İlişki koçluğu nedir? Bize yararı nedir? Bunları da birazcık sizlerden detaylı olarak dinleyelim lütfen. Yani şimdi bizler bir şey olmak istiyoruz. Bir şey olmak isterken aslında insanın şunu düşünmesi lazım. Bir şey olmadan önce ne olduğunu fark etmen lazım. Biz aslında kendimizin farkında değiliz. Farkında olmadan bir şeyimiz. Şimdi iki kişi bir araya geliyor. Karı koca veya sevgili bir araya geliyorlar ve kendilerini tanımıyor. İki taraf da kendisini tanımıyor. Yani göz gibi göz tüm evreni görüyor ama kendisini görmüyor. Şimdi mesela diyelim ki bir insan, biz buna işte temsil sistemleri diyoruz. İşitsel bir insan, görsel veya dokunsal olabiliyor. Yani bir insan, diyelim ki bir kadın, görsel bir kadın. Onun da eşi var. Erkek de işitsel. Şimdi erkek işitsel olduğu için ne yapıyor? Sevgisini hep kelimelerle sunuyor. İşte seni çok seviyorum diyor. Aşkım seni çok seviyorum. Sen benim hayatımsın, hayatımın anlamısın diyor. Hep kelimeler sunuyor. Hep kelimelerle sevgisini ifade etmeye çalışıyor. Karşı taraf ne diyor? Kadın ne diyor? Anca konuşuyor. Anca konuşuyor. Bir yemeğe çıkartıyor mu? Bir hediye alıyor mu? Çünkü o görsel. Onun sevgiyi görmesi lazım. Şimdi geçen bir arkadaşın evine gittik. Yenge görselmiş, çok güzel sofra hazırlamış, kendisine çok iyi bakmış, ev tertemiz. Ben dedim ki, abi dedim, yengesini çok seviyor dedim. Hocam bakma dedi ya, böyle hazırlıklar yaptığına, 10 yıl oldu evlenin, daha bir defa dedi seni seviyorum demedi. Şimdi görsel bir insan sevgisini görüntüyle anlatacak, işitsel bir insan sevgisini kelimelerle anlatacak. Biz mesela, bu bir örnek işi koçluğu üzerine. Biz kendimizi bilmeden, yani karşı tarafı da bilmiyoruz, kendimizi de bilmiyoruz ve bir ilişki devam ettirmeye çalışıyoruz. Yani sizi seven bir insan, mesela beni seven bir insan bana sevgisini kelimelerle sunması lazım. Çünkü ben işitselim. Öyle algılıyorum, öyle tatmin oluyorum. Ve bunun farkında değilse karşı taraf bana sevgisini bir türlü sunamıyor. Veya ben kendimin öyle olduğumu farkında değilsem, karşı taraf görselse onun görsellikle sevgisini bana sunduğunu fark edemiyorum. Ve bu konuda aslında bence ilişki başlamadan veya şöyle diyeyim, evliliklerden önce bir okul olması lazım. Bir evlilik okulu gibi bir okul olması lazım. Ve insanlar böyle karakterler, işte o sevgi, aşk, onların anlatılması lazım. Çünkü şu an ülkemizdeki boşanma oranı çok ciddi derecede fazla. Ve genelde de şöyle, bir insanın evindeki eşi yanındaysa, dünya düşman olsa insan hayata dayanıyor. Ama evdeki eşi ya da ilişkideki sevgilisi diyelim, o yanında değilse, dünya dost olsa kâr etmiyor. Onun için bizim en fazla gücümüz zaten o duygusal bağlandığımız kişi. Yani hani neyleyim sarayı, neyleyim köşkü, içinde sanan yer olmayınca diyor ya, biz o yar yanımızdaysa hayatta güçlüyüz. Ya da bazen sizin söylediğinizin tam aksi oluyor. Bazen bunlara da şahit oluyoruz hocam. Hani dünya düşman gelsin ama hani evimdeki eşimle ya da evimdeki karımla uğraşmayayım denilen vakalar da oluyor ama, değil mi, bu ilişki koçluğu esnasında karşılaşıyorsunuz bununla da. Ne için diyor onu? Evdekiyle uğraşmayayım diye, evdeki o kadar güçlü ki, çünkü dünyadan daha güçlü karşıdaki. Yani biz orada çok, yani bir, mesela biz nedir? Eş diyoruz. Eş, yani hani o benim eşim. Eşin anlamı ne? Eş, yani aynı gibi. Bir de kardeş var. Onda da eş var. Ben eş ve kardeş çok önemli geliyor bana. Ve eşli ve kardeşli insan bir aradaysa, her şey güzel gidiyorsa sizin gibi, o zaman hayat birden güzelleşiyor. Yani biz pek çok şeyde başarılı olabiliyoruz ama eşimizle aramız iyi değilse çocuklarımız da kötü yetişmiş oluyor. Zaten bütün espri şu oluyor, bu ilişki koçluğunun en kötü tarafı, meyvelerinde sıkıntı oluyor. Şimdi 0-6 yaş dönemi çok önemli. Bizim zihnimizin %88'i 7 yaşından önce oluşuyor. Şimdi düşünün, sizin çocuğunuz var, çocuğunuz 3 yaşında ve siz kavgalısınız eşinizle. Ve çocuk baktı ki baba anneye kızıyor, dövüyor ya da tartışma var. Çocuk koklamalar yapıyor, hayat mutsuz yaşanacak.
veya bir insan hata yaptığında kızacaksın veya bir insan hata yaptığında döveceksin. Çocukken kodluyor ve ondan sonra hayatı boyunca kim yanlış yapsa evet dövmeliyim diyor, kavga etmeliyim ve mutsuz olmalıyım. Şimdi sizler burada terapilere katılıyorsunuz, ilişki koçluğu anlamında eşlere, öğrencilere ya da iş konusunda işverenlere bu konuda yardımcı oluyorsunuz. Ama bunun yanı sıra burada ilişki koçları ya da bahsettiğiniz diğer alandaki koçları da sizler burada yetiştiriyorsunuz birebir sertifikalı olarak. Peki ne kadar sürüyor bu eğitimler? Yani eğitimler eğitime göre değişiyor. Hani bu seviye seviye, koçluğunda, NLP'nde seviye seviye işte practitioner var, master practitioner var, trainer var, master trainer var. Yalnız şöyle diyebilirim, hani kabataslak bir insan bize geldiği zaman 3 ay gibi bir sürede terapist olarak buradan çıkabilir. Yani hani diyelim ki bir işi yok, hani donanımı var, üniversite bitirmiş ama atanamamış. Kendisi seviye görüyor, altyapısı da var. Bir işi yok. Bu alan aslında çok güzel bir iş alanı. Çünkü bizim çok ihtiyacımız var. Bizim milletimizin çok ihtiyacı var. Çünkü biz dertli olmayan insan yok. Ve derdini anlatabilir. Yani bizim koçluktaki ana espri şu zaten. Yumurta içeriden kırılırsa hayat başlar, dışarıdan kırılırsa hayat biter. Bizim toplumumuz devamlı nasihat verenlerden oluşuyor. Nasihat verdiğimiz zaman yumurtayı dışarıdan kırmış oluruz. Aslında öldürüyoruz o hayatı. Ama koç yumurtayı içeriden kıran kişi oluyor. Bize gelen insanlar 3 ay gibi bir sürede terapist olabilir ve bu sektörden para kazanabilirler. Yani şöyle diyelim, 10 yıl önce, 20 yıl önce koçluk diye bir şey yoktu. Dünyada yoktu. Ama zaman kendisiyle beraber hastalık getiriyor, zaman kendisiyle beraber tedaviyi de getiriyor. Şimdi önceden psikoloji bozuk bir insan psikoloğa gidermiş ama son zamanlarda anlaşılmış ki psikoloji bozuk olmayan normal insanların da psikoloji desteğe ihtiyacı var. Onun için koçluk diye bir şey ortaya çıkmış. Koçluk demek bir insanla yol arkadaşlığı demek. Yani onun derdi var, yani danışanımızın derdi var, sıkıntısı var, onun derdini sıkıntısını çözme konusunda ya da onun hayali var, bir yere ulaşmak istiyor, o hayaline ulaşma konusunda biz ona yol arkadaşlığı yapıyoruz. Yalnız kim olarak yol arkadaşlığı yapıyoruz? Onu derinlemesine anlayan bir insan olarak. Peki hocam, aynı zamanda şimdi bizler dediğim gibi burada çok uzun çaplı anlatamıyorsunuz. Çünkü o birikimlerinizi paylaş zaten burada ne kadar yayın yaparsak yapalım yetmeyecektir. Bunun dışında sizlerin bir özelliği ise şunu söylemiştiniz bana röportajdan önce. Çok karamsar bir dönemlerinde, ben de buna birebir göstermiş olduğunuz bazı mail ve mesajlardan gördüm. Çok karamsar bir dönemlerinde, kendilerini kötü hissettikleri bir dönemde benim videomla hayata dönen birçok insan var. Bu videolarınızı da takip ederek yine güncel konularınızı takip edip kendilerine yeni bir bakış açısı elde edebilirler sanırım. Evet. Yani ben direkt şunu net diyorum. Bu reklam değil, taahhüttür. YouTube'daki videolarımdan herhangi birisini izleyerek arkadaşlar rahatlayabilirler. Gerçekten rahatlarım. Neden biliyor musunuz? Çünkü hayatın güzel ya da çirkin olmasının dışarıyla alakası yok. Hayatın güzel ya da çirkin olmasının insanın kendi içiyle alakası var. Ve ben o videolarda insanları kendi içindeki potansiyeli nasıl kullanacaklarını gösteriyorum. Yani olay nasıl biliyor musunuz? Hazreti Yusuf zindana düşüyor ve insanların rüyalarını yorumluyor. Ve sonra bir gün zindandan çıkıyor. Neden zindandan çıkıyor? Çünkü Hazreti Yusuf'un da bir rüya görmüştü çocukken. O rüyasının peşinden koşmadı hiç. Başkalarının rüyasının peşinden koştu. Sonra kendi rüyası gerçekleşti. Ben insanlara hep bunu anlatmak istiyorum. Kuyudan su çekiyoruz ya. Kuyudan su çektik. Suyu döktükçe alttan su gelir. Suyu döktükçe alttan su gelir. Ama cimrilik yaptın, su orada kalsın kullanmayayım dedin ya. O su kirlenir ve altının gözü de kurur. Verdikçe alırsın. Sistem öyle işliyor. Ve biz de başkaları için ne düşünüyorsak o bizim başımıza geliyor. Ve ana temam şu, yani bana bir seni tek kelime anlatacak bir cümle söyle ve herkesin duyurmak istediği bir şey söyle dense herhalde şunu derim. Öldürmek isteyenler ölecekler, yaşatmak isteyenler yaşayacaklar. Bu bir fizik kanunu, etki tepki yasası. Ne kadar etki yaparsan o kadar tepki gelir. Ne kadar teşekkür edersen o kadar teşekkür alacaklısın. Elinde olan bir şey var ve onun artmasını istiyorsun. Bir miktar paran var, artmasını istiyorsun. Elindeki paraya minnet ettiğinde, ona teşekkür ettiğinde o daha fazla artacak. Niye bende az var, Gizem Hanım'da çok var dediğinde o elindekini de kaybedeceksin. Bir insana hep şunu anlatmaya çalışıyorum. O merkez sensin, çıkış noktası sensin. Senden bir şey çıkıyor ve bu sana geri dönüyor. Her şey aslında geri dönüyor. Yerden bir taş al, at, o geri yere düşer. Biz de topraktan geldik, toprağa gidiyoruz geri. Yani her şey aslına döner ve biz de bir şey istiyoruz. İşte
Zengin olmak istiyorum, güzel olmak istiyorum, mutlu olmak istiyorum, başarılı olmak istiyorum. Çevremizdeki herkesin zenginliğini, mutluluğunu, başarısını düşünürsek Hazreti Yusuf'un rüyasına kavuştuğu gibi bizim de rüyamıza kavuşmuş olacağız. Sistem böyle işte, biz yanlış biliyoruz. Bize hep çalış, çabala, disiplin ol, hep bunu anlatıyorlar. Biz olayı tersine, yani bu ben hayalleri gerçekleştirmek için adamı sıfatlarken şunu yakaladım. Hayatın perde arkası, insanları görmediği şeyi yakaladığımı düşündüğüm için böyle söylüyorum. Ve ben Gizem Hanım'ın güzelliğini istersen bana güzellik gelecek. Onun zenginliğini istersen bana zenginlik gelecek. Röportajın başında söylemiş olduğumuz şeyi inanıyorum ki sizler de söylediğimize inanmışsınızdır. Hayalleri gerçeği dönüştüren adamla tanıştırmıştık sizleri. Bakalım bir sonraki durağımızda nerede olacağız, nerede buluşacağız? Hocamın da dediği gibi sevgiyle kalın, aşkla kalın, hoşça kalın.